Yes. Canlar selamlar, ben geldim. Güzel arkadaşlarım. Şimdi sizinle bugün şöyle bir şey yapacağız ki arkadaşlar, yine böyle bir tanıtım şeklinde bir tane video yapalım istedik ki bir de nelerden yapılacakmış, onlardan bir tanesi arkadaşlar bir verilsin bakalım. Şimdi güzel arkadaşlarım, bu genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri, ondan sonra işte arkadaşlar içerisinde TYT olur, DGS olur, fark etmez, konularınız aynı zaten. Onlarla ilgili arkadaşlar bir tane ondan sonra konumuz vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bunların tekrar süreleri var. Şimdi sınavlar artık hani biliyorsunuz dış dönemi bitti. Artık bu dönem zarfından sonra beklentilerinizi geri alma vakti ve sınava alışma vakti. Şimdi değerli arkadaşlar, bu nedenle şöyle bir şey söyleyelim istiyorum. Tamam mısınız? Altında bildiğim kadarıyla birazdan arkadaşlar size yardımcı olacaklardır büyük ihtimalle arkadaşlar. Bakın sistem yönetici arkadaşlarımdan Enes'im var bugün şu anda, size yardımcı olmak için yazdı. Ona göre arkadaşlar girerseniz çok daha basit olur. Şimdi gelelim. Şimdi değerli arkadaşlar, böyle bir durumdayken şimdi son dönemde neler yapılır ya da ne yapılır öncelikle? Hani bugüne kadar çalışmışsındır, belki tekrara süren olmamıştır. Bu onlardan birini sağlar. Tamam mısınız? Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir şey. En kolay şöyle ulaşım güzelliğim. Ondan sonra ben bir bakayım. Ondan sonra hani kim ne yazmış ona bakayım. Ya da Tekuzem'i direktmen arayaraktan da yardım ondan sonra emin olun olacaklardır. Onu net söyleyeyim. Yani çaldırıp kapatsanız daha geriye dönerler büyük ihtimalle. O anda dolularsa da onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yani şöyle bir şey yapalım. Değerli arkadaşlar, diyelim ki buralarda neler yapacaksınız? Şimdi bu kamp sürecinde birazcık bu sene Tekuzem ailesi olarak farklı bir şey yapalım isteniyor. Şimdi iki farklı kamp süreniz olsun isteniyor. Mesela bakın karşınızda yazıyor. Gündüz ve akşam arkadaşlar farklı iki tane kadro. Yani şöyle bir şey. Genellikle ben şunu her zaman söylerim. Yani herkesin dili herkese uyacak diye bir kaydı yok. Benim de şöyle bir iddiam yok zaten, merak etmeyin. Arkadaşlar hani tanıyorsunuzdur diye söylüyorum. Mustafa Duman işte. Meslekteki bu sene nasip olur tamamlarsak 16. sene olacak. Ve şöyle bir şey de geçerli. Hani diyemem ki ya ben şöyle mükemmelim. Öyle bir egom da yok arkadaşlar. Net söylüyorum. Bu iş severek yapan insanlardanımdır, ama onu da net söyleyeyim. Bu kamp sürecinde arkadaşlar hem konuların tamamını en azından bir tekrar niteliğinde görmüş olursunuz. Üzerinde arkadaşlar zaten birçok çözdüğümüz, mesela ben de atarken birçok soru çıkmış sorular üzerindeydi. Şimdi bunlarda eksikleriniz olur veyahut da işte bir tekrar amaçlı olur. Dilerseniz böyle bir kamp sürecindeyken en azından tekrar etmiş olursun. Veya bugüne kadar fırsat bulamadın, hiç hazırlanmadın, ya en azından hiçbir senem boşa gitmesin derseniz arkadaşlar, arkadaşlar bir sefer daha en azından tekrar fırsatı olmuş olur. Tamam mısınız? Şimdi arkadaşlar inşallah kuzu, yani DGS ve ALES sisteminde genel olaraktan ben anlatıyorum da ondan sonra seneye de büyük ihtimalle ben anlatırım. Güzel kardeşim ya Barış'ım. Büyük ihtimalle ben anlatmış olurum. Şimdi bunun devamında arkadaşlar şöyle bir şey de geçerli. Burada bizim gerçekten arka planda çalışan çok fazla arkadaşlar arkadaşımız var. Sizler bir şey istediğiniz zaman emin olun yardımcı oluyorlar. Yani hani atıyorum benden derste bir şey istendiği zaman ben öyle yardımcı oluyorum. Veyahut da bir başka arkadaşımız kurumla alakalı bir şey soracak oluyor, derslerle alakalı falan. Rahat rahat arkadaşlar arayıp sorduğunuz zaman bir çözüm elde edilebilmesi için çaba var en azından. Hani çözümsüz kalmıyorsunuz, merak etmeyin o konuda. Ama sen bir şey isteme, o zaman da bir çözüm elde edilemez yani. Merak etmeyin, bu kamp süreçleri gerçekten güzel oluyor. Tamam mısınız arkadaşlar? İnşallah da yarayışlı olsun isterim. Tamam mısınız? Dershane görürsün. Eyvallah. Şimdi hadi bakalım arkadaşlar, şöyle bir şeyle başlayalım. Biraz ben böyle sorular üzerindeyken nelerdir neler değildir arkadaşlar. Öyle mi? Ondan sonra ön lisansa Ayşegül'üm daha çok var. Rahat olabilirsin güzel kardeşim. Tamam.
Ondan sonra var Didem. O da var. Ondan sonra şu son dönemde çok büyük, bu sene gerçekten çok yoğun. İlgilenme fırsatım olmadı ama güzel kardeşim. Son dönemdeyken böyle bir sınava biraz kalaraktan biraz üzerine ekleme falan yapacağım ama arkadaşlar Duman Hoca. Genel itibariyle. Tamam mısınız? Ders kaydımız olacaktır İbo Can. Şimdi arkadaşlar ya Allah diyelim, bir deneyelim, bir görelim bakalım. Ondan sonra lisansın matematik. Yani şöyle bir şey Nihat, eğer ki bugüne kadar hiç başlamadın ama şöyle bir şey istiyorsan, ben hocam 8 net yetiyor diyorsan, doğrusunu söyleyeyim, o zaman başlayabilirsin. Ama hocam ben işte matematiğe daha hiç başlamadım ama bana 20 net ve yukarısı lazım diyorsan, o kadar da değil yani. Ben gerçekçiyimdir, onu da net söylüyorum. Gördüm Barış'ım, mesaj atmıştım galiba DGS ile alakalı sorduğun soruya. Cevap vermiştim. Ondan sonra büyük ihtimalle ben anlatırım güzel kardeşim. Şimdi ya Allah diyelim arkadaşlar, şöyle bir başlayalım bakalım. Şimdi burada bütün konulardan en son çıkan ALES'i hiç açıp baktınız mı? Arkadaşlar çok güzel bir ondan sonra kısmınızda ondan sonra arkadaşlar sorularınız gelmiş. Hatta bazı arkadaşlara hani çıkan sorulardan sonra gösterdiğim kadarıyla arkadaşlar hani içerisinde çözdüğümüz soru lardan ya da gösterdiğimiz yerlerden gerçekten çok yakınları gelmiş. Öyle müvekkil değiliz tabii ki, her zaman tutturacaksın diye bir kaydı yok ama arkadaşlar bu sene gerçekten olan iki tane sınav var. Biri Milli Savunma Üniversitesi'nin, diğeri ise ALES'in. İkisinde de arkadaşlar güzel bir tutturma oranı olmuş. İnşallah bu şekilde de devam ederiz. Tamam mı? Şimdi evet, sorular biraz da arkadaşlar en azından artık ya matematikte zorluktan kolaylıktan ziyade bir sorunun içerisinde sadece bak karşınızdaki soru gibi işlem fazlalığı katılmış olsa, böyle öncüllü bir şey katılmış olsa, süreden bile zamanın gider, o soru senin için kolay değil, zora dönmüş olur. Tamam mısınız? Şimdi gelelim arkadaşlar. Şöyle bir kısım bakacağım. Şöyle bir kısım alalım. Diyor ki karşınızda bir tane şematik bir şey verilmiş. Şimdi artık biraz daha böyle arkadaşlar sorularınızı yeni nesil dediğimiz tarzda da soruyorlar. O yüzden ben de birazcık daha onlardan koymaya çalışıyorum. Yalnız işin açığı kendi fikrimi net söyleyeyim. Onur'um da sormuş mesela. Bu sene KPSS çift yıl olduğu için girecek insan sayısı daha fazladır değerli arkadaşlar. Ve bu nedenle de geçen seneye nazaran ben biraz daha zorlayacaklarını düşünüyorum. Geçen seneye nazaran diyorum. Tamam mısınız? Çok abartılı değildir ama arkadaşlar geçen seneye nazaran daha zor olacaktır. Peki yukarıdaki demiş, gelin abi, çember ve kareler içerisine aşağıdaki kurallara göre yazacağız. Bak şimdi adam bunu önce tanımlatıyor. Aslında zor olduğu için falan filan değil. Diyor ki burada mal şeklinde verilen öncüller var. Sayısal mantıktan hatırlarız hep. İlla orada olacak diye bir kaydı yok. Buyur abi. Görelim. Sayıların tamamı pozitif tam sayı. Bir tane. Şimdi siz öncelikle burada neler veriyormuş? Bak pozitif tam sayı. Ne sorusu bu? Temel kavramları bildiğiniz en baştaki sorunuz. 4 ile 6 arasında sorusu var bak bunun. Diyor ki pozitif tam sayılar. Sen öncelikle bunun ne olduğunu bileceksin. Mesela pozitif tam sayı deyince aklına ne geldi abi? 1, 2, bıdı bıdı bıdı. İlk akla gelecek olan birdir. Mesela doğal sayı dese, arkadaşlar doğal sayılar sıfırdan başlar. Şimdi biz aynı soruyu sorar adam, birinde pozitif tam sayı yazar, birinde doğal sayı yazar. Ben bu soruların cevapları birbirinden farklı çıkar da, o yüzden hangisini verdiğine göre bilmen gerekir. Pozitif tam sayı daha birden son sorular. Geç. Geldim ikinci öncüle. Her bir çemberin içerisine yazılan sayı kendisine komşu olan iki tane kare içindeki sayıların çarpımına eşit. Bak şimdi bu gördüğünüz çemberleriniz var ya, bunlara arkadaşlar komşu olan iki tane karenin çarpımıymış. Mesela 18 sayısının çarpanları kimdir abi? 1 ile 18 olabilir mi? Tabii ki olabilir. Peki arkadaşlar o zaman 24'ün çarpanları 1 ile kim olabilir? 24. Peki arkadaşlar o zaman buradaki bizim için şu elde ettiğimiz çember kısmı 18'de diyor 24'ü çarpın. Abi 18'de 24'ü çarptım. Kaç oldu? 432. Şimdi ne demiş?
boş çembere hangisi yazılmaz? 18'de 24'ü çarptım, 433 yapar. Ne oldu? Gitti. Tamam. Şimdi gelelim, başka bir değer var mı? 18'in çarpanlarından birini yazdım. 1 ile 18'de. Sonra ne olabilir? Hocam buraya 2 desem, peki buraya ne demem lazım o zaman? 9. Bak 2 ile 9'u çarp, kaç yaptı? 18. Sağlattım hocam. Gel. Peki 2 ile neyi çarparsan 24 yapar. Hocam 12 dedim. Bak 2 ile 12'yi çarptım. Bu da 24. Şimdi elde ettiğim karelerden biri 9, biri 12. Kardeş bunların ikisini çarparsanız buradaki çemberinizin içerisine kaç yazabiliyor musun? 108. Bu da böyle gitti. Şimdi aslında sorunuzun cevabı ortaya çıkmış oldu. Niye? Hocam şimdi sen en küçük değerini verdin. Bulduğun değerler en büyük, yani 432'yi buldun. Peki onun bir büyüğünü verince 108 buldun. Demek ki bu aradaki değer olamaz diyebilirsin. Ama bunu öyle her babayı hemen tutup da söyleyecek diye bir kaydı yok. Onun yerine devam et abi, gel. Dedim ki hocam 18'in çarpanları 3 ile 6. Peki 24'ün çarpanları 3 ile 8. 8 ile 6'nın çarpanı ise 48. Allah bitti gitti. Bu da bunu söyledi. Ondan sonra eyvah Barış'ım. Şimdi geldim. Canlar bu gördüğünüz yerde 18'in başka çarpanı var. Var hocam. 6 ile kaç? 3. 24'ün çarpanları 6 ile 4. Bakın 4 ile 3 oldu. Çarparsanız kaç oldu? 12. Bu da buraya gitti. Yani aslında büyükten başlayınca sen 432'nin arkadaşlar olmayacağını, yani yazılabileceğini, peki 108'in yazılabileceğini bulduysan aradaki değer yazılamazdı. Olsun, biz yine de 48 ve 12'nin de arkadaşlar nasıl yazılabildiğini göstermiş olduk. Şimdi aslında bu soru bildiğiniz iki sayının çarpımının arkadaşlar içlerine yazılımı bu. Hep ebeci. Sizce zor mu? Değil. Ama sınav esnasındayken bir şekil görüyor, adam iki tane öncül görüyor. Diyor ki aman ben bunu yapamam. Arkadaşlar çok korkuyorsunuz. Gözünüzü matematikte çok korkutuyorsunuz. Bir de yiğidi öldürüp hakkını yiyorsunuz yani. Sen git Türkçe'de 30 tane soruya 45-50 dakikanı harca. Gel matematikte 30 tane soruya ondan sonra tut. Dön de ki hocam ben 25 dakikada çözmeye çalışayım. Elin sağ. Olmaz. Ondan sonra o yüzden de arkadaşlar yalnız koyduğum sorular gerçekten çok böyle basitlerini koyayım istemedim. Hani böyle zamanınızı ayırmışsınız Allah razı olsun. Ondan sonra katılmışsınız bir tanıtımda neler yapılır, ne yapılır, ne edilir görelim diye. Ben de arkadaşlar biraz daha böyle çok kolaylardan koymadım. Sadece iki sayının çarpımları kare içerisinde yazılan sayıların çarpımları bize neyi verecekmiş? Çemberlerin içerisi. 18'in çarpanları ne? 1 ile 18. Buyur 18. Peki sonra 1 ile 24'ün çarpımı 24. Karelerden biri 18, biri 24. 18'de diyor 24'ü çarparsan kaç yaptı? 432. Demek ki o boştaki çemberin üzerine o 432 yazılır demiş güzelim. Sonra tuttunuz başka 18 sayısının çarpanları bak. İki tane sayının çarpımı 18 olacak. Birine 2 dedim, birine 9 dedim. 9 ile 2'nin çarpımı 18. 2 ile 12'nin çarpımı 24. Demek ki bir 9'u gelebiliyor, bir 12 gelebiliyor. Bunları çarptığınız zaman kaç yapıyormuş? 108. Bu da buradan gitti. Sonra ne yaptım? Bak 3 ile 6'yı çarptım 18. 3 ile 8'i çarptım 24. Sayılardan biri 8, biri 6 olabilirmiş. 6 ile 8'i çarparsan 48. Buyur. Böyle böyle 12'yi de 6 ile 3 çarpanları şeklinde yazdım ve öyle koydum. Bir tek diyor ki o boş çemberin içerisinde hangisini yazamadın? 12 yazdım gördüm. 48'i yazdım. 108 yazdım. 432 yazdım. 324 nereye yazacaksın? Onu yazamadım. Bu da karşılığı. Açtım bir tane daha. Gel. Bak yine şekilli bir tane daha koydum. Canlar yalnız koyduğum soruların hiçbiri böyle hani düşünmeden yapalım edelim tarzında değil. Hani işinize yarasın güzel insanlar. Gelelim. Ne demiş? Bir sokakta.
Şimdi tane tane okuyorsun. Bir de size zahmet cümlelere göre arkadaşlar, her bir cümlede bir es ver, anlamaya çalış. Tamam mı? Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılar. Hocam ardışık tek sayılar deyince mesela nasıl sayılar geliyor aklına? 1, 3, 5, 7, 9 gibi değil mi? Sayılardan oluşuyormuş. Tamam hocam. Geldim. Alt tarafındaki evler ise ardışık çiftler. Çift sayıları düşünüyorum. Hocam 0, 2, 4, 6, 8 gibi sayılar. Peki bir şey dikkatini çekti mi? Tek sayılar diyor. Arasındaki fark ikişer ikişer. Çift sayılar diyor. Arasındaki fark yine ikişer ikişer. Geldim. Numaralarda soldan sağa doğru artarak devam ediyormuş. Misal. Üst taraftayım. Güzel insanlar bak, burası A'ysa. Yanındaki nedir? Hocam 2 arttım. A artı 2. Neden? Ardışık ister tek olsun ister çift olsun. İkişer ikişer büyür. İkişer ikişer küçülür. Peki o zaman buradaki B eviniz ne olur? A artı 2'ye 2 daha eklersen B'niz A artı 4'müş. Bunu buldum. Gel. Şimdi alt taraf. Burası C'ymiş. Peki D dediğim yerde çift sayılar şeklinde. Yani C'nin yine 2 fazlası. Bakın B'yi buldum. A artı 4. D'yi buldum. C artı 2. Bana neyi vermiş? A'dan C'yi çıkartmış ve 23 olduğunu söylüyor. Bizden de B eksi D'yi soruyor. Değerli arkadaşlar B yerine yazsam. B nedir? B dediğiniz kısım kimdi? A artı 4. B yerine bunu yazdım. Eksi D dediğiniz ne canlar? C artı 2'ymiş. İşte senden istediği soru bu. Ben bu eksiyi parantezin içerisine dağıtırım. A artı 4 eksi C artı eksiyi çarptınız. Eksi 2. Buradan gelen sonucunuz bakın. A eksi C. 4'ten 2'yi çıkartırsan 2 yapar kardeş. Bitti. Peki adam sana koç gibi vermiş. A eksi C'niz kaç? 23. Artı 2 daha. Toplarsanız değerli arkadaşlar 25 yapar. Bu gördüğünüzde sorunuzun cevabı olacaktır. Bitti. Allah'a sen şu soruya şimdi zor derse kaybolur. Sadece bir sefer çıkarma yaptım, bir sefer toplama işlemi yaptım. Öyle mi canlar? Şimdi bu da karşı. Yok Meryem, kampta Haziran ayında başlayacaktır. Bu kamp öncesinde hani neler yapacağız? Ben en azından bir ondan sonra arkadaşlar neler vardır, neler yoktur onu görmeniz için. Hemen söyleyelim. Bak burasındaki eve A evi demiş. Yanındaki ev ardışık tek sayılar. Dikkat edin 1, 3, 5 kaçar kaçar büyüyor? İkişer ikişer. Burası A ise yanındaki ev ne olur? A artı 2. Yanındaki ev ne olur o zaman? A artı 4. Bu A artı 4 dediğiniz eve B demiş. Demek ki B'deki evimiz A artı 4'e sahip. Aynı şekil aşağı taraf. Bak en baştakini C vermiş. Hemen yanı nedir? 2 fazlası. C artı 2. D demiş buna da. D'niz o zaman C artı 2. Benden istediği B eksi D. B yerine A artı 4. D yerine C artı 2 yazdım. Ve birbirlerinden çıkardım. Bu kadar. Bu da arkadaşlar bizim için sorunuzun cevabı. Bitti. Gelelim hemen bir tane daha açalım. Biraz daha fazla görün, tamam mı? Ben bir şey demedim. Onu kendisi söylemiş. Arkadaşlar bak sorunun içerisinde vermiş. Ona hiç dikkat ettiniz mi? Şu gördüğünüz yerin A olduğunu kendi vermiş. Bunu A'yı verdikten sonra ben tuttum da yanındakine A artı 2 dedim. Bir defa ardışık tek ya da çift sayılar ikişer ikişer büyür. Güzel insanlar. Bak A'ydı 2 büyüdü A artı 2. 2 daha büyüdü A artı 4. Tamam. Olsun güzel kardeşim. Şimdi oldu mu? Şimdi gelelim. Aynı durum aşağısı için de geçerli. Hemen açalım bir tane daha. Hoppa. Arkadaşlar bu karşınızdaki soruyu bilmiyorum bugüne kadar hiç sınava girdiniz mi ya da çıkmış sorularda çözdünüz mü de mesela belki bunu hatırlarsınız diye düşünmek istiyorum. Uzun bir soru. Arkadaşlar bu karşınızdaki bildiğim bir adet çıkmış soruydu. Haberiniz ola. Gel kardeşim bak şimdi. Gel.
yapalım. Ne ders söylemiş? Öncelikle soruyu bir anlamaya çalışacaksın. Korkma, bir şey yok. Şimdi bir usta yarı çapı 0.5 santim olan küreler. Şimdi bir tane küre düşünün. Bunun yarı çapı 0.5'miş. O zaman diğer tarafta 0.5 ise demek ki arkadaşlar her birinin çapı, her bir bizim için küreniz, dikkat, her bir küre. Şimdi 0.5 yarı çapıysa bu tarafta 0.5. Ne oldu o zaman? 1 santim. Arkadaşlar her bir kürenin kapladığı yer 1 santim. Aha. Peki gelelim. Şimdi diyor ki kullanılan boncuklar bir telin demiş uzunluğu 40 santim. Bak bu gördüğünüz 40 santimlik bir de telim var. En üstteki tele bir tane. Alttakine iki tane. Alttakine üç tane. Yani sıra halinde artıyor. Dikkat et. Bir, buraya iki tane. Buraya üç tane. Bundan alttakine dört tane olacak şekilde konuyormuş. Peki gelelim. Bu tele en son telimize. Gel abi. Boncuklar arasında hiç boşluk yok. Şimdi kalmayacak şekilde telin 4/5'i doluyor. Ya hocam 4/5 ne demek? Kardeş bu tel kaç santimdi? 40 santimdi hocam, verdi. 40 santimin 4/5'i direktmen çarptınız. Canlar 5 ile 40'ı sadeleştirdim, 8. 8 ile 4'ü çarptınız, 32 santimlik yer dolu. Dikkat et bak, bir tane küre koydum 1 santim. Bir tane daha küre koydum 1 santim. Bir tane daha koydum 1 santim. Böyle böyle devam ediyorum. 32 santimlik yer dolu ise sizce en alt hizaya kaç tane koymuş? Hocam 32 tane küre konmuş. Bak birinciye bir tane, ikinciye iki tane, üçüncüye üç tane, dördüncü dört, böyle devam ediyor. En son hizaya. Telim 40 santim, 4/5'i kadar. 4/5'i ne yaptı? 32 santim. Her biri 1 santimlik kürelerden 32 tane konmuş demektir. Gel. O zaman senin burada abaküste toplam kaç tane boncuğun var diyor. Canlar birinci hizada bir tane artı ikincide iki tane. Üçüncüde üç tane bıdı bıdı devam ettin. Kime kadar? 32'ye kadar. Birden 32'ye kadar sayıların toplamı. Canlar bak ne demiş? 40 olması için güzel kardeşim tamamının dolu olması lazım. Ama bu telin tamamı değil. Ne kadarı doluymuş? 4/5'i. 40'ın 4/5'i 32 santim yapar. O da arkadaşlar olayımızın ne yapmış oldu? Karşılığını beyan etti. 40'ın 4/5'i 32 santim. Bu nedenle öyle aldık güzel kardeşim. Peki birden 32'ye kadar olan toplamın. Büşra mükemmelsin. Ne güzel bak formülünü de yazmış. Diyor ki son terim. Bakın cümlelerime dikkat edin. Son terim. Son terimi 1 artır. 32'yi 1 artır. 33. Bölü demiş 2. Birden n'e kadar sayıların toplamı. N çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Canlar sürekli sorulmuş biliyor musunuz bu sorudan? Yani hani bu bir konuda olacak diye bir kaydı yok. Bambaşka hiç beklemediğim bir konu içerisinde bu sıralamalı toplamdan gelmiş mesela. Neymiş bir daha söyleyelim. Son terim. Son terimin bir fazlası. İkisini diyor çarp 2'ye böl. 32 ile 2'yi sadeleştirdim 16. O zaman 1'den 32'ye kadar toplam 16 çarpı 33. 16 ile 33'ü çarparsanız canlar 528 yapar. Bu da cevabınız. Peki baktınız kuzular olayınız bitti işte. Burada dikkat, tamam mı? Hani kaç tane olduğuna ya da arkadaşlar birden n'e kadar toplam olduğuna gerçekten güzel bir sorudur bu. Çok öyle hafife alınacak tarzda değildir. Bir defa yarı çaptan çapa geçmesini bileceksin. Ondan sonra arkadaşlar tane tane birden 32'ye kadar olduğunu bulacaksın. Bu da arkadaşlar formülünüze ederekten bulabilirsin. Birden n'e kadar olan sayıların toplamından çıkartabilirsin. Ben bu soruda şunu yapanı gördüm. Birden 32'ye kadar tek tek yazmış.
alt alta toplamaya çalışmış. Allah canını almasın senin. Bunun basitliği işte şöyle bir şey. Niye burada süre yiyelim? Değil mi canlar? Tamam mı? Oldu mu? Eyvallah kardeşim. Şimdi gelelim hemen arkadaşlar bir tane daha. Buyurun abi. Açtım. Ana faktöriyel kavramı. Bir dur. Şimdi güzel arkadaşlarım, bu faktöriyel kavramından her yıl soru gelmiş. Bir tane. Peki diyelim ki soru gelmedi. Nerede işine yarayacak? Canlar bizim lanet bir konumuz var. Ne? Permütasyon, kombinasyon olasılık. Burada yapmazsan orada yapacaksın. Mecbursun. O yüzden faktöriyel kavramını bilmeniz benim naçizane size tavsiyemdir güzel arkadaşlarım. Şimdi adam ne demiş? Gelelim. Diyor ki buyurun x ve y pozitif tam sayılar. Tamam. 73 faktöriyel sayısının içerisinde 14 üzeri x çarpı y. Arkadaşlar x'in alabileceği değerler toplama demiş. Şimdi arkadaşlar pozitif tam sayılar diyor ya, aklına ne geldi abi? Birden başladığı geldi. 1, 2 öyle öyle sayılar. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar hepiniz bendesiniz. Özel bir durumdur burası, onu göstereceğim. Bir defa bir faktöriyel kavramında çarpanlarınız asal olmak zorunda. Bana asal sayıları söyleyebilir misiniz? Bak bir konu içerisinde kaç tane konu söyleyeceğim size. Asal sayılar dediğiniz sayılar. Arkadaşlarım 2 ile başlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13 yeterli. Şimdi sizden istirhamım. Arkadaşlar bakın dersinizde atıyorum bir soru gördünüz ve üzerinde asal sayı yazıyor. Allah rızası için üzerine yaz. Kime kadar biliyor musun? 2'den başla 13'e kadar. Bu 6 tanesini yaz. Bunların tamamı asal sayıdır ve sıralıdır. Neden bunu istiyorum biliyor musun? Gözünde canlansın. Hocam daha büyük. Lan yapmayın. Daha büyükleriyle uğraştırmıyoruz genel itibariyle. O yüzden de arkadaşlar şöyle bir kısım yapalım. Söz bakacağım. Şimdi 14 sayısı asal değil. Bunların asal çarpanları nelermiş? Ona bakıyorsunuz. Değerli arkadaşlar 14'ün asal çarpanları 2 ve 7'dir. Ve unutmayın asal çarpanın her zaman büyük olanı alınır. Bakın benim yazdıklarımı isterseniz not şeklinde yazmaya gayret edin. Emin olun işinize yarar. Eziyet olsun diye yapmıyorum. Büyük olanı arkadaşlar alınır. Şimdi 14'ün asal çarpanları 2 ve 7. Bunun nesini alacak mısın? Büyük olanını alacaksın. Tamam hocam. Şimdi 73 sayısını tuttunuz değerli arkadaşlar. Aynen öyle Barış'ım. Şimdi 73'ü 7'ye böldüm. Lütfen dikkat. Kaç sefer var? 10. Peki arkadaşlar o zaman burası kaç olmuş? 70. Kalan ne? 3. Kalanın hiçbir önemi yoktur. Ancak bölüm eğer ki bölenden büyükse, yani 10 sayısı 7'den büyük olduğuna göre tekrar bölünür. Kaç sefer var? 1, 7. Kalanın yine hiçbir önemi yoktur. Bizim için arkadaşlar önemli olan yer bölümlerinizdir. Ve değerli arkadaşlar bunların ikisi toplanır. Hocam illa 2 tane mi? Hayır. Belki 10 tane de olabilirdi. Daha da bölünebilirdi. Şimdi 73'ü 7'ye böldüm 10 sefer var. 10'u 7'ye böldüm bir sefer var. 1 7'den küçüktür, bir daha bölünmez. Ve arkadaşlar bunlar toplanır. 10 artı 1 eşittir ne oldu? 11. Bu ne demek biliyor musunuz? X'in alabileceği en büyük değer, alabileceği canlar en büyük değerdir. Bak size verilen soru bu değil. Siz X'in alabileceği en büyük değerini buldunuz. Adam sana soruda ne diyor değerli arkadaşlarım? X'in alabileceği değerler toplamı. X sayınız pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar kaçtan başlıyor? Birden. 1 artı 2 artı 3 artı bıdı bıdı bıdı. Kime kadar? 11'e kadar. Değerli arkadaşlar bakın şimdi. Soruda dese ki X'in alabileceği en büyük değer kaçtır dese... Cevap 11. Mükemmel. Ama adam sana X'in değerler toplamı diyor. Pozitif tam sayılar
1'den 11'e kadardı. 1'den 11'e kadar sayıların toplamı nasıl bulunur? Son terim. Bak bir daha. Çarpım 1 fazlası. 11'in 1 fazlası 12. Bölü 2 dersin. Bunlar gider. 6 çarpı 11'den cevabınız değerli arkadaşlar 66 olur. Bu da bizim için sorunun cevabı olur. Bak şimdi sen mükemmelsin. Tuttun faktöriyel kavramını öğrendin. 73'ü 7'ye böldün. X'i buldun 11. Götürdün Adana şıkkını işaretledin. Sınavın sonucu bir açıklandı. Ben bunu biliyordum. Abi adam orada küçücük bir şey toplamı demiş. Bu asal sayı almanızın nedeni arkadaşlar faktöriyel kavramındaki eşitliğin devamındaki çarpanların tamamı asal sayılardan oluşmak zorunda. Normal bir arkadaşlar asal olmayan bir sayı kesinlikle olamaz. Bu nedenle de asal çarpanlara kaç tane asalı varsa önemli değil. Bunun da en büyük olanını alırsın. Niye 2'ye bölmedik diye sorarsanız 7 ve 2 asal çarpanlar. Kim büyük? 7 büyük. 7'yi alacaksın. Tamam mısınız? Peki bu faktöriyel kavramında kaç tane, bak bir daha söyleyelim. Bir faktöriyel kavramında kaç tane 7 çarpanı vardır sorusunun cevabı için 73 sayısını faktöriyelsiz 73 sayısını 7'ye bölerek bulursunuz. Burasının kaç olduğunun bir önemi yok. Bir faktöriyel kavramında kaç tane o çarpandan vardır ifadesini ancak arkadaşlar verilen sayıya yani asal olan sayıya bölerek bulursunuz. Başka türlü arkadaşlar ne yazık ki bulamazsınız. İşlemin nedenidir. Bu nedenle bu hareketi yaptık. Gerçekten de arkadaşlar burada ya asalı yanlış alıyorsunuz. 73'ü 14'e böleni mi ararsın? Sonra arkadaşlar 2 ve 7'yi söyleyip de küçük olanı mı ararsın? Yani bir sürü işlem yapıyorsunuz. Gözünü sevdiklerim birazcık bu konuda dikkatli olun. Olur mu? Çok da iyi bir sorudur. Benzerlerinden de tonlarca sefer gelmişliği var. Tavsiyemdir bu faktöriyel kavramı. Açtım. Hadi bir tane daha. Yine evler var ve öncüllü bir soru. Yalnız bu 4 tane öncül var. Hepiniz bendesiniz. Arkadaşlar herkes dikkat. Tane tane yapacağız. Şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Türkçeyi sorusunu okur gibi sorunun tamamını okuyorsun. Sorunun tamamı okunmaz. Öyle bir şey yok. Matematik bu. Bir problem sorusunu çözerken upuzun okudun. Ne oldu Allah aşkına upuzun okuyunca ne oluyor? Geriye başa dönüp bir daha okuyorsun. Niye? Arkadaşlar bir matematik sorusu cümle cümle okunur. Her bir cümleden sonra gerekli denklem yapılır. Tamam mı? Ne diyorsa. Ona göre hareket edersin ve arkadaşlar tane tane çözüm olur. Peki arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Gelin abi. Demiş ki yukarıdaki gibi aynı sokak üzerinde yan yana bulunan 5 ev var. Tamam. Kapı numaralarıyla ile ilgili aşağıdaki numaralar kullanılmaktaymış. Evlerin kapı numaraları 8, tamam. 10, 13, 15, 20, 21, 26 ve 29. Ya şu 29'u şuraya alalım da net olsun. Arkadaşlar toplamda kaç sayı var? 3, 6, 8. Dikkat et. 8 tane değerli arkadaşlar sayı var. Tamam. Bu sayılar bu 5 evin kapı numaralarıymış. Olur. Güzel. Şimdi bu 5 tanesini demek ki bize seçtirecek. Evlerin kapı numaraları tamam birbirlerinden farklı. Yani aynı numaralı ev olmaz zaten. Tamam onu geç. Peki yan yana olan iki kapı numaraları aralarında asal. Hepiniz bendesiniz ve duruyorsunuz. Değerli arkadaşlar şimdi neler yapacağız? Bir defa az önce asal sayıları söyledim ya. Bu da aralarında asallık. Gözünü sevdiklerim öyle bir durum ki aralarında asallıkla asallık vallaha bambaşka şeyler. Ne yazık ki alt alta başlıklarını alt alta veririz dersi anlatırken aynı şey demek değildir. Aralarında asal kelimesinin ben size tanımını biliyorsunuz ama beceremiyorsunuz onu göstereceğim. Şöyle bir şey yaptınız. Dedim ki asal sayılar için bak
bir sayı incelenir. Asal sayı bir sayı üzerine incelenir. 50 asal mı değil mi? 71 asal mı değil mi? Gibi. Ama aralarında asallık. Lan kelimeye dikkat et. Aralarında, aramızda en az 2 ya da daha fazla sayı olmak zorunda. Ve değerli arkadaşlar, aralarında asallığın benim kendime naçizane söylediğim cümle şudur. Aralarında asallık demek diğer bir adıyla şudur. Sayıların birbirlerine sadeleşemiyorsa ya da birbirlerine bölünemiyorsa o sayılar aralarında asaldır. Sadeleşemiyorsa ya da bölünemiyorsa birbirlerine asaldır. Mesela 8'de 10'u düşün. Dikkat. 8'de 10'u düşün. Tamam mısınız? Nedir abi? Hocam ikisi de 2'ye bölünüyor. Bak 8'de 2'ye bölünüyor, 10'da 2'ye bölünüyor. Bölünüyor. Demek ki 8'de 10 aralarında asal değil. Anladın? Peki 10. İkisini de aynı anda bölen bir sayı var mı? Yok. O zaman hocam 10 ile 13 aralarında asal. Gördün mü mantığı? Bu. Ve kapı numaraları soldan sağa doğru. Yani A'dan E'ye doğru ne oluyormuş? Sürekli artıyormuş. C evinin kapı numarası kaç farklı değer alırmış? Bunların da toplamıymış. Gel abi. Şimdi haydi bir bismillah. Başlayalım. Şimdi A yerine 8 diyelim ki verdiniz. A yerine 8 yazdık. Hocam B yerine 10 yazamazsın. Neden? Ya aralarında asal değil. Bu nedenle çünkü 2'ye bölünüyor. 8'i aldım. Tamam. Onu alamadım. O zaman B yerine ne yazabilirim? 13. Dikkat ederseniz A ve B yerine alabilecekleri en küçük değeri yazdınız. Şimdi gelelim. Hocam B yerine 13 yazınca acaba C yerine ne yazabilirim? 15 yazabilirim. Koç, çok güzel. C yerine 15 yazdım. Peki C yerine 15 yazınca D yerine 20 yazamazsın. Neden hocam? Hocam dikkat ederseniz 15 de 5'e bölünür, 20 de 5'e bölünür. İkisi de 5'e bölünüyor. Aynı sayıya bölünemeyecek. 20'yi alamadım. Geldim 21'e bakıyorum. 21 ile 15 diyorum. Aralarında asal mı? Hocam 15 3'e bölünüyor. 21 3'e bölünüyor. Ana, ikisi de sadeleşiyor. Birbirlerine bölünebiliyor. O zaman 21'i de alamam. 26'yı vallahi alırım. 15 ile 26 bölünemez, sadeleşemez. 29'u alırım. O zaman C'nin aldığı ilk değer kaçmış? 15. Tamam. Gelelim ikinci değere. Bunu anladınız mı öncelikle? Anlamadığınız bir yer olursa lütfen burada sorun. Çok harika bir soru bu. 8, 13 koydum A ve B yerine. En küçük değerlerini koydum zaten. Sonra C ne oldu? 15 oldu. D'miz ne oldu? 26 ile 29 oldu. Tamam. Yine A'mız 8 olsun, B'miz 13 olsun. En küçük değerleri ya, daha küçük olamaz zaten. Peki C yerine 15 değil de atıyorum 20 yazsam. Tamam. Peki D'niz 21 olabilir mi? Olabilir hocam. Çünkü 20 ile 21 ardış sayılar birbirine bölünmez. Peki E'niz 26 ya da 29. Hangisini istersen olur. Neden? 21 ile 26 birbirlerine sadeleşmez. Herhangi bir sayıya bölünmez. Aynı anda. Peki o zaman C'niz aynı zamanda ne oldu? 20 de oldu. Bak 15 oldu. 20 oldu. Bakalım başka var mı? 8 dedim. 13 dedim. Şimdi 15'i koydum. 20'yi koydum. C yerine bakalım 21'i koysam. Bu da gitti. Ne kaldı geriye? 26 olabilir. Burada 29. Olabilir mi? Olabilir. C'niz bir de ne olabildi? 21. Peki hocam C'miz 26 olur mu? Gel, gel. C yerine 26 yazdınız. D ve E yerine yazılabilecek tek bir tane sayı 29 var. Hangisine vereceksin? Çünkü gitgide ne oluyor? Artıyor. Bana iki sayı lazım. C yerine 26 yazsam D ve E yerine iki tane sayı yazmam lazım. 26'dan sonra benim elimde sadece 29 kaldı. Demek ki bunu zaten alamazmış. Bitti. Alabileceği 3 farklı değer var. 15, 20 ve 21'dir. Toplarsanız 56 yapar. Harika bir soru olur arkadaşlar. Gerçekten iyi soru olur.
Onu da söyleyeyim. Tamam. Şimdi işin açığı, ben şu anda arkadaşlar bu soruyu size tam net anlaşılsın diye uzun sistemiyle çözdüm. Şimdi bunu anladıysanız bir de bunun kısasını gösterelim. Gel abiciğim. Bak ne yaparsın? Şunların tamamını kaldır. Gel. Şimdi buradan sonrasında şunu alırsın. Diyorum ki A, B, D, E. Bak C hariç. C sorulan. Şimdi bu sayılar arasında bize verilen sayılar da belli. 8, 10, 13, 15, 20, 21 ve 29, 26 ve 29 verecekler. A ve B'ye alabilecekleri en küçük değeri yazarım. A yerine 8, B yerine 13. Yazabildim değil mi? Evet hocam. Bunlar gitti. Peki D ve E yerine de olabilecek en büyüklerini yazdık. 26 ve 29. Bunlar da gitti mi arkadaşlar? Unutmayın, arada kalan 15, 20 ve 21 C'nin alabileceği değerler oluşmuş olur. Anladınız mı olayı? Yani ben net görün diye yazdım. Ondan sonra neden vermedim? Çünkü A yerine ister 10 ver, ister 8 ver. Çünkü alabileceği en küçük değerini veririm ki bu kadar da arkadaşlar basit olur. Unutmayın, bir daha söyleyelim. Böyle durumlarda sağdan sola doğru, şey soldan sağa doğru artıyor diyor ya. A ve B yerine alabileceği en küçük. Sondaki D ve E yerine de alabileceği en büyük değerlerini yazarsanız arada kalan değerlerin tamamını C'deki bulunan ev alabilir. Böyle ben tek tek düşüneyim, yapayım dersen az önceki gibi. Tamam mı? Ama şu şekilde arkadaşlar yapmanız çok daha basittir. Oldu mu canım? Ben ikisini de göstermiş oldum. Haberiniz olsun. Şimdi güzel arkadaşlarım, şöyle bir şey yapmışız. Baba. Tamam mı? Hiç önemli değil Ayça. Bak alabilirsin. Mesela A yerine 10 aldın güzel kardeşim. B yerine tuttun 13 aldın. Bak yine aynısı olur. Tabii. Yani değişmez bu. Her zaman geçerlidir. Arkadaşlar ben şöyle bir huyum vardır. Bilmiyorum dersime giren şu anda normalde de dersime giren arkadaşlar varsa bir özellik tarzında bir kısalık tarzında bir şey veriyorsam o soruya has bir şey değildir. Niye biliyor musun? O soruya has bir şey verirsen, abi bana da malum olmuyor ya. Hani sınavda o soru çıkacak diye bir ayet yok. O yüzden de o soruya bir kolaylık verirsin ama başka bir soruda işe yaramıyorsa olmaz. Bir soruda verdiğin kolaylık bence bütün sorularda işe yaramak zorunda. Tamam. Bir soruda vereceğin kolaylık bütün sorularda işinize yarayacak ya diyecek ki olsun. Tamam mı? Eyvallah. Şimdi kuzular, bana verilen ne yazık ki sürenin sonuna geldim, hatta geçtim bile. Şimdi derse katılın ya da katılmayın arkadaşlar. Bu saatte burada oldunuz. Hani kampa katılın ya da katılmayın. Bu saatte burada oldunuz arkadaşlar. Ben net söylüyorum. Kendi adıma çok teşekkür ederim. Gerçekten. İnşallah arkadaşlar verimli bir kısım olmak için böyle basitten yazayım da gözlerini boyayayım şeklinde değil de daha böyle zorluları koydum. İnşallah işinize yaramıştır arkadaşlar. Ondan sonra kendinize dikkat ediyorsunuz. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sınavda da hepinize öğrencim olun ya da olmayın. Hepinize başarılar dilerim. Emek olmadan yemek olmaz. Unutmayın. Tamam mısınız? Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Bay bay canlar. Eyvallah.